Yerel seçimlerde kaybeden kadro gidecek diyor ya. Yerel seçimlerin kaybedeni kim? Erdoğan. Yani filan il başkanı mı? Erdoğan. Kaybeden Erdoğan. Yani tek adam rejiminden konuşuyoruz. Kararları çünkü adayları belirleyen o oldu. Tabii. Yani, stratejiyi belirleyen o oldu. Binali Yıldırım bile yani onun direktifiyle belki olmak istemiyordu. O çıkarıldı. İstanbul adayı yapıldı. Yani Erdoğan'ın hilafına ya da onayını alınmamış bir strateji, bir şey mümkün mü? Yani kaybeden Erdoğan. Ama şimdi o yeni seçimlere bakacak. Yeni seçimleri bu yeni bir kadroyla nasıl götürelim, orada nasıl değişiklikler yapalım, biraz oraya odaklanacak. Ama işi çok zor Ayşenur. Yani hiç kimse onun yerinde olmak istemez. Hakikaten böyle köşeye acayip sıkışmış, acayip gergin, tırmalayan, akıl dışı işler yapan, hele bu pandemi konusunu yazboz tahtası yapmış olan bir başkandan konuşuyoruz, bir liderden konuşuyoruz. Yönetebilmek için cinnet kararları almak durumunda kalıyorlar. İşte MHP'yi dikkate almak için ona bir başka bir oyun gündeme koyuyorlar, andımız oyununu. O oyun başka bir tarafı bozunca hemen onun için bir HDP taşına sarılıyorlar. Arkasından şimdi pandemi aslında kapatmayı zorunlu kılıyor. Yani bu kadar vaka varken de hiçbir önlem alınmamışken. Onun için söyledim zaten. Şimdi ama daha dün açtılar. Daha dün açtılar. Evet. Şimdi kapatmak zorunda kalacaklar. Millet ama kapatmayacaklar. İşte kapatmadıkları takdirde de inanılmaz bedeller ödenecek. Yani ölümler vesaireler. Şimdi bunun yani son tahlilde seçmen kitlesinde nasıl bir ruh hali yarattığını. Yani bir yandan geçim derdi. Bir yandan sağlık derdi. Bir yandan belirsizlik, bilinmezlik, gençlik. Ya gençlik şey halde yani bütün aileler şu anda bir ruhsal çöküntü yaşıyorlar. Kolay bir şey mi? Yani bir yandan bu iş, aş, geçim meselesini yönetmek, bir yandan gelecek bekleyen çocukların çığlığını yok saymak. Ya böyle bir şey yok Türkiye'nin. İnanılmaz daralttı. Oyun alanı inanılmaz daraldı. Şimdi bak Türkiye'nin bu sene dışarıya ödemesi gereken 190 milyar dolar dış borcu var. 190 milyar dolar 12 ayda. Buna 20 milyar dolar cari açık parası. Bu yıl 190 milyar dolar diyeceğiz. 12 ayda 190 milyar doları ödemesi gerekiyor. 20 milyar cari açık desek 210 milyar dolar ediyor. Dışarıdan bu parayı bulamıyorsun. Dışarıdan bak hazine en son 5 milyar dolar para bulmak için %5,5 faiz ödemek zorunda kaldı. Yani sen demin gösterdin ya Amerika'da faizler sıfır. Evet. Birçok yerde bilmem ne. Türkiye %5,5 faiz ödeme şartıyla bu parayı bulabiliyor. Şimdi dolayısıyla bunların hepsi inanılmaz bir kuşatma. İnanılmaz bir basınç. Bunun altında eziliyorlar. Ezildikleri için şimdi ne yapacaklar? Belki şimdi yakında torbadan seçim yasası diye bir şey çıkarma peşine düşecekler. Yani bu dar bölge hikayesi. Şimdi oradan bir medet umacaklar. Birazdan o seçim yasasını esas Ankaralı gazeteci Fikret Bila, Ankara'nın çok da hani alışık olduğu siyasi hesaplamalar üzerinden sorarız da. Şimdi sen hazır işte 190 milyar dolar borç ödemesi var demişken, bu korkunç bir rakam. Korkunç bir rakam yani. Bütün bunlar bize ÖTV, KDV, ÖTV'nin ÖTV'si vesaire olarak gelecek. Hani göreceğiz bunların hepsini. İktidar gerçekten çok sıkıştı senin dediğin gibi. Şimdi bunun çaresi peki ne? Bunun çaresi içeride evet AHDP, APKK, bilmem ne diye başka bir yere çekmeye çalışmak gündemi de. Bakışlar oraya, gündem oraya çevrilse de asıl hayat değişmiyor evlerdeki. Bu arada dünya ile ilişkiler de belirleyici önemde senin dediğin konjonktürde. Şunu kastediyorum efendim. Sadede geleyim. Zaten zamanımız da daralmaya başladı. Hem sana sorayım, daha sonra Fikret Bila'ya sorayım. Şimdi Biden Erdoğan'ı aramadı telefonla. Aramadı, aramıyor. Önceki gün Hande Fırat yazmıştı, bir iki hafta içinde arayabilir diyorlarmış. Böyle arayı iyi tutmak için, Biden'la yumuşatmak için de
bir takım hamleler yapılıyormuş. Bunları biliyoruz. Dün Biden bir televizyon kanalına, ABC News'a konuştu. Orada bir takım şeyler söyledi. Bu Biden Putin'e katil dedi diye yansıdı. Şimdi Biden'la Putin arasında gerçekten muazzam bir gerilim, yüksek gerilim var. Aslında doğrudan katil demiyor ama röportajı yapan kişi Vladimir Putin'in bir katil olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna öyle düşünüyorum diyor ama neticede katil demiş oluyor. Bunun nedeni şu, başkanlık seçimi sırasında Rusya'nın, Putin'in Trump lehine bir takım girişimlerde bulunduğu, manipülasyonlara başvurduğu gizlice ajanlar, bayağı bildiğimiz Rusya ajanı olduğu bilinen tescilli isimlerin yer aldığı Biden karşıtı kampanyalar yapıldığı söyleniyor. Şimdi bu görüşlerden ayrıca Karar Gazetesi bugün bir rapora dikkat çekmiş. O da şu, Biden'ın zaten bütün bunları söylemesine, Putin'i suçlamasına neden olan o rapor, Amerikan Ulusal İstihbarat Bürosu raporu. Ona dayanarak Putin'i suçluyor. Orada bir takım çünkü veriler var. Hakikaten işte bilmem kaç yüzden fazla Rus ajanı falandan söz ediliyor. Bin şeylerden söz ediliyor. Orada diyor ki o rapor Biden'ın Putin'i suçlamasını temel olarak gösterilen rapor diyor ki, burada zor okuyorum, şuradan okuyacağım. ABD Ulusal İstihbarat Bürosu'nun raporunda başkanlık seçimlerinde Trump lehine etki girişimlerini Putin'in yönettiği belirtildi. Biden hakkında yanıltıcı iddiaların dolaşıma sokulduğu kaydedildi. Türk hackerlarında başkan adaylarının internet sitelerine sızdığına yer verildi. Şimdi bu Amerikan kaynaklarında pro-government yani iktidar yanlısı hackerlar deniyor. Raporda böyle bir ifade varmış. Türk hacker, hacker nedir biliyorsunuz? Gizlice bir internet sitesine bir yere ağda sızılır ya da oradan bilgi indirilir gizlice ya da oraya bir virüs konulur, bir işte olmayacak bir bilgi oraya yapıştırılır vesaire. Şimdi bir kere bunu bir değerlendirelim. Buradan hareketle Amerika ile Rusya arasında sanki yeniden bir soğuk savaş başlangıcı gibi görünen bu süreçte Türkiye ne yapabilir, ne yapacak onu konuşalım ama bu tip gelişmeler nasıl yorumlanmalı? Ayşenur, Biden'ın Erdoğan'la ilgili halisane duyguları olmadığını zaten biliyoruz. Yani seçim, ama bu rapor da seçim öncesinde tabii seçim öncesinde böyle bir şeyi vardı zaten. Şimdi bir de bunu tespit ettilerse yani Putin'le Erdoğan'ın Trump yanlısı, Biden karşıtı bir eylemin içerisinde işbirliği yaptığına dair kanıtlar buldularsa bunu bir kenara yazacaklardır. Yani zaten dediğim gibi Biden'ın çok da Erdoğan'la barışık olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi bunun en önemli kanıtlarından biri, yani bu işin seyrinin ne olacağına dair Halkbank davası olacak. Yani Halkbank davasında Nisan sonu Mayıs başı galiba, Nisan değil mi? Nisan sonu Mayıs başı. Şimdi orada göreceğiz yani mahkeme, yani yargı üstünde herhalde herhangi bir basınç etki uygulamadan yargının Trump dönemindeki basıncını kaldırarak karar almasını, onun neye yol açacağını bilmiyoruz. Şimdi bunun en ufak emarelerinden biri olarak Hakan Atilla'nın BIST başkanlığından istifa ettiğini duyduk. O dosya içerisinde adı geçen işte bir takım eski bakanlar, rüşvet iddiası altındaki isimler var. Onlardan
öteye nerelere ulaşıldığına bakacağız. Halkbank'a nasıl bir ceza çıkacağına bakacağız. Yani o önemli bir şey olacak. Test unsuru olacak Halkbank davası. Ama bu HDP kapatılma meselesi bile bence Amerika'da iyi karşılanmayacak. Yani bu onlar orada ayrı bir hadise. Karşılanmayacak değil, karşılanmadı. Dışişleri Sözcüsü Ned Price bir sabahleyin açıklama yaptı. HDP'nin kapatılmasına ilişkin davayı kaygıyla izlediklerini ilk mesaj olarak verdi. Amerikan Dışişleri'nden gelen ilk reaksiyon bu oldu. Bundan dolayı yani bütün hülasa durum Amerika basıncı var Erdoğan'ın üstünde. Çok ciddi olarak var. Ve buna karşı koyabilecek halleri de yok. Yani nasıl yumuşatacak ABD'yi ya da Batı dünyasına yüzünü tam manasıyla nasıl dönecek? Aslında birçok açıdan buna mecbur ihtiyacı var. Özellikle ekonomik yükümlülükler açısından. Ama bakalım nasıl olacak? Şimdi hem Gergerlioğlu milletvekilinin düşürmesi hem de HDP kapatma davası ikisini de vurgulayarak Ned Price diyor ki Amerikan Dışişleri Sözcüsü bu kararla Türk seçmenlerinin iradesini hiçe sayacak, Türk hükümetini ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz. Şimdi dünden Muratcığım bulabilir miyiz? NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in bir açıklaması vardı. NATO tarihinde ilk kez bir siyasi vurgu yaptı Stoltenberg. Bir savunma ittifakıdır NATO malum. Ama dedi ki Stoltenberg, ifade işte geldi. Türkiye ile ittifak arasında S-400'ler Doğu Akdeniz bunlar normal olması zaten. Ama ekliyor ve demokratik haklar konusunda ciddi görüş ayrılıklarımız var. Yani NATO'dan bile neredeyse böyle bir tepki geldikten sonra artık hani nasıl anlatılır ki bu geldiğinde henüz şey yoktu. Gergerlioğlu ve HDP meselesi yoktu bu açıklama geldiğinde. Türkiye bu bizim hukukumuzla ilgili, bu bizim iç işimiz deyip sıyrılabilir mi? Sıyrılamaz. Yani daha doğrusu dünya böyle bir dünya değil. Yani dünya adını beğenelim beğenmeyelim küresel bir dünya. Uluslararası ittifaklar var. Bir bütünün parçasısınız. Bu bütün size bir rol vermiş iş bölümünde. Siz de kabul etmişsiniz. Dolayısıyla sizin rolünüzü oynamanızı bekliyor. Kulüp adet örflerine, kurallarına uymanızı bekliyor. Uymadığı takdirde bütünün işleyişinin akamete uğrayacağını düşünüyor. Yani müdahale olması ondan dolayı. Çünkü siz NATO'nun parçası olmaya, siz Batı dünyasının, OECD'nin, IMF'in, Dünya Bankası'nın üyesi olmayı kabul etmişsiniz. Ona göre sözleşmeler imzalamışsınız. O sözleşmelerin karşılığı olarak da sizin içeride hem siyasetinizi hem ekonominizi o adetlere, kurallara göre ayarlamanız lazım. Bunda aksama olduğu takdirde onlar bu bütüne zarar verecek diye müdahil oluyorlar. Dolayısıyla ya bu bütünün dışına çıkacaksınız ya da kaldığınız takdirde bu kurallara asgarisine uymak zorunda kalacaksınız. AKP iktidarı, Türkiye demeyeceğim. Çünkü